Merhaba sevgili öğrenciler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 10. sınıf Almanca sınavı için hazırlık yapacağız. Sizler için bir sınav örneği hazırladım. Öncelikli olarak sınavda çıkması muhtemel konulara bir göz atalım. Mevsimler ve aylar, sıra sayıları, bayramlar ve kutlamalar ve voleybol fiili. Tabii ki sınavda farklı konular da çıkabilir, bu yüzden en iyisi öğretmeninize hangi konulardan sorumlu olduğunuzu sormak. Ayrıca bu sınavın boş halini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Videoyu izledikten sonra sizler de kendi başınıza bu sınavı çözerek tekrar yapabilirsiniz. Beklemeden hemen sınavımıza geçelim. Lesen Sie den Text und kreisen Sie richtig oder falsch an denilmiş. Yani metni okuyun ve ifadeleri doğru ya da yanlış olarak işaretleyin. Öncelikle metnimizi bir okuyalım, çevirelim. Julian hatam am 15. Juni Geburtstag. Julia'nın doğum günü 15 Haziran'da. Er macht eine Geburtstagsparty. O bir doğum günü partisi veriyor. Er schreibt ein Ladungskarten. Davetiyeler yazıyor. Die Party beginnt am Samstag um 18 Uhr. Parti cumartesi günü akşam 6'da başlayacak. Sein Freund Peter hilft ihm, wie gewöhnlich. Arkadaşı Peter her zamanki gibi ona yardım ediyor. Julian kann noch nicht kochen. Julian henüz yemek yapamıyor. Deshalb hilft ihm auch seine Mutter. Bu yüzden annesi de ona yardım ediyor. Sie machen Torte, Kuchen und Pizza. Onlar pasta, kek ve pizza yapıyorlar. Er bekommt jeden Geburtstag viele Geschenke. O her doğum gününde bir sürü hediye alır. Zum Beispiel, örneğin Bücher, kitaplar, CDs, CD'ler, Blumen, çiçekler. ...und so weiter, vesaire. Er freut sich sehr, dass seine Freunde kommen. O, arkadaşları geleceği için çok mutlu. Sie werden zusammen tanzen. Onlar birlikte dans edecek. Lieder singen. Şarkı söyleyecekler. Und Witze erzählen. Ve fıkralar anlatacaklar. Evet, metnimizi okuduk, çevirdik. Şimdi ise metne göre boşlukları işaretleyelim. Julianski Geburtstag ist im Sommer... <laughs> Julian'ın doğum günü yaz mevsimindedir. Evet, 15 Haziran denilmişti. Yani yaz mevsimi. Das ist richtig. Bu doğru. Peter hilft Julian nicht. Peter Julian'a yardım etmiyor. Yanlış. Hayır, gelip ona yardım ediyordu. Das ist falsch. Die Party ist am Samstag. Parti cumartesi günü. Evet, doğru. Richtig. Julian kann sehr gut kochen. Julian çok iyi yemek yapabilir. Hayır, Julian kan noch nicht kochen denilmişti. Yani henüz yemek yapamıyor. O yüzden das ist falsch. Er bekommt keine Geschenke. O hediye almıyor. Hayır, pek çok hediye alıyordu. O yüzden das ist auch falsch diyoruz. Geldik ikinci sorumuza. Zu welche Jahreszeit passt die Beschreibung? Schreiben Sie. Aşağıda verilen açıklamalar yılın hangi mevsimine uyuyor? Yazınız denilmiş. Dört tane sorumuz var dört mevsime uygun. Şimdi bir okuyalım. Die Blätter fallen von den Bäumen. Yapraklar ağaçlardan dökülüyor. Es regnet oft. Sık sık yağmur yağıyor. Und es kann windig sein. Ve hava rüzgarlı da olabilir. Das Wetter wird kühler. Havalar soğuyor. Es ist. Bu. Ne olacak? Zaten ta başından belliydi. Yapraklar dökülüyor dediğinde hemen anlamıştık. O yüzden ne diyoruz? Sonbahar. Yani Herbst. Es ist sehr heiß, hava çok sıcak und manchmal auch schwül. Ve bazen de nemli. Die Leute gehen an den Strand und schwimmen. İnsanlar sahile gidiyorlar ve yüzüyorlar. Es ist Bu nedir? Tabii ki de çok sıcak ve insanlar denize gidiyorsa yaz mevsimidir diyoruz. Es ist Sommer. Draußen ist es sehr kalt. Dışarıda çok soğuk. Es schneit und es bläht. Kar yağıyor es esiyor. Und die Kinder bauen den Schneemann. Ve çocuklar kardan adam yapıyor. Es ist bu, ne olacak? Tabii ki de kış mevsimi. O yüzden es ist winter. Es wird langsam wärmer. Havalar yavaş yavaş ısınıyor. Der Regen fällt. Yağmur yağıyor. Und die Blumen blühen. ve çiçekler açıyor. Das Gras und die Bäume sind alle grün. Çim ve ağaçların hepsi yeşil. Zaten elimizde tek bir mevsim kaldı. Es ist Frühling diyoruz. Yani bu ilkbahardır. Was passt? Verbinden Sie die Satzteile. Cümle parçaların eşleştirin hangileri uyuyor denilmiş. Hemen bakalım 5 tane özel gün var ve 5 tane de tarih var. Önce bunları bir Türkçeleştirelim. Weihnachten, Noel, Muttertag, Anneler Günü, Zirveste Abın, Yılbaşı Gecesi, Tag des Sieges, Zafer Bayramı, Tag der Republik de Cumhuriyet Bayramı'ydı. Şimdi yan tarafta tarihler var. Hemen onlara da bakalım. Am 30 Ağustos, 30 Ağustos'ta, am 31. Dezember 31 Aralık'ta, am 29. Oktober 29 Ekim'de, am 2. Sonntag im Mai, Mayıs ayının 2. Pazar gününde, am 25. Dezember ise 25 Aralık'ta anlamına geliyordu. Şimdi tek tek eşleştirelim. Weihnachten ist ne olacak? 25 Aralık olacak. O yüzden Weihnachten ist Am 25. Dezember. Muttertag ist am zweiten Sonntag im Mai. An meisrinnen Silvesterabend ist am 31. Dezember. Tag des Sieges ist am 30. August. 30. Tag der Republik ist am 29. Oktober. Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim'dedir. Ergänzen Sie die Sätze mit dem Modalverb wollen. Cümleleri wollen modal fiiliyle doldurunuz. Wollen ne demekti? İstemek anlamına geliyordu. Önce bir çekimini hatırlayalım. Ona göre boşluklarımızı dolduralım. Ich will. Ben istiyorum. Du willst. Sen istiyorsun. Er, sie, es will. O istiyor. Wir wollen biz istiyoruz. Ihr wollt siz istiyorsunuz ve sie wollen onlar istiyorlar şeklinde çekimliyorduk arkadaşlar. Zaten boşluklarda da sadece kişilere göre çekim yapılmamız istenmiş. Hemen bakalım. Wir eine Party vorbereiten biz bir parti hazırlamak istiyoruz diyeceğiz. Wir şahsına göre wollen şeklinde olacak çekimi. Wir wollen eine Party vorbereiten. Ich ben şahsıydı. Hangisi gelecek? Will. Ich will Deutsch lernen. Ben Almanca öğrenmek istiyorum. Mein Bruder, erkek kardeşim. Erkek kardeşim kimdir? O şahsıdır. O yüzden üçüncü tekil şahıs Ea. Er. Ona göre de will gelecek. Mein Bruder will nicht schlafen. Erkek kardeşim uyumak istemiyor. Burada bir soru var. Hemen şahsımıza bakalım. Boşluğun yanında ia yazılmış. Yani siz. Çekimimiz volt şeklinde olacak. Volt ihr am Samstag ins Kino gehen. Siz cumartesi günü sinemaya gitmek istiyor musunuz? Şahsımız du. Du'nun çekimi willst şeklinde. du nicht Buch lesen. Sen kitap okumak istemiyor musun? Geldik bir sonraki sorumuza. Ergänzen Sie die mit im, am oder um. Boşlukları im, am ya da um edatlarıyla doldurunuz denilmiş. Önce bu edatların hangi durumlarda kullanıldığını hatırlayalım. Belirli bir tarih varsa 25 Kasım, 15 Ekim vesaire gibi ya da herhangi bir gün varsa bunların önüne am edatı getiriyorduk arkadaşlar. Örneğin am 15. May, 15 Mayıs'ta gibi ya da örneğin a Montag pazartesi günü. Saatlerden önce ise um getiriyorduk. Örneğin um ua saat 7'de gibi. Belki bu ua kelimesindeki u ile um edatındaki u'yu çağrışım yapabilirsiniz. Ve aylardan ve mevsimlerden önce ise im edatı getiriyorduk. Örneğin im november kasım ayında ya da im herbst sonbaharda şeklinde. Şimdi bu bilgilere dayanarak boşluklarımızı dolduralım. Der Tag der Deutschen Einheit ist 3. Oktober denilmiş 3 Ekim. 3 Ekim belirli bir tarih olduğu için o yüzden önüne am edatı getiriyoruz. Der Tag der Deutschen Einheit ist am 3. Oktober. Alman Birliği günü 3 Ekim'dedir şeklinde söylüyoruz. Wir feiern, biz kutluyoruz. December denilmiş. Yani bir ay var burada. Ay olduğu için önüne im getireceğim. Wir feiern im Dezember Weihnachten. Biz Aralık ayında Noel kutluyoruz. Wir feiern boşluktan sonra ne var? 29. Oktober yani 29 Ekim. 29 Ekim bir tarih olduğu için gene am edatı getireceğim. Wir feiern am 29. Oktober Tag der Republik. Biz 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Ich mache 8 Uhr denilmiş. 8 Uhr ne demek? Saat 8. Saat ibaresi yer aldığı için önüne um edatını getireceğiz. Zaten demiştik ki ua kelimesindeki u ile çağrışım yapın. Hemen um olanı getiriyorsunuz. Ich mache um 8 Uhr meine Hausaufgaben. Saat 8'de ödevimi yapıyorum. Senahat, novemba denilmiş. Novemba, Kasım ayı yani bir ay. Ay olduğu için önüne imedatı getireceğim. Senahat im novemba gibi Sena'nın doğum günü Kasım ayındadır şeklinde kurduk. Wann haben Sie Geburtstag? Schreiben Sie Sätze wie Beispiel. Onların doğum günleri ne zamandır? Örnekteki gibi cümleler yazınız. Bir tane örnek verilmiş hemen ona bakalım. Kasım 5. ayın 10'unda doğum günü var. Yani Mayıs'ın 10'unda doğmuş. O halde şöyle bir cümle kuruyorum. Kasım hat am 10. Mai Geburtstag. Kasım'ın doğum günü 10 Mayıs'tadır. O zaman önce doğum günü söyleme kalıplarını hatırlayalım. Doğum günü söylerken öncelikle bir özne getiriyoruz. Ardından haben fiilini tabii ki özneye göre çekimlemem lazım. Ardından belirli bir tarih söyleyeceğim için am edat'ı getiriyorum. Sonrasında belirli bir tarih getireceğim buraya. Tabii ki burada unutmayalım sıra sayısına artı bir ne takısı getiriyoruz. Sonrasında da geboğazsak ifadesi yani doğum günü ifadesi örnekteki gibi olacak. Ali hat am eyasın may geboğazsak. Ali'nin doğum günü 1 Mayıs'tadır gibi. Şimdi soruları yapalım. Zeynep ne zaman doğmuş? 9. ayın 5'inde yani 5 Ekim'de doğmuş. O halde önce Zeynep diyeceğim Özlem. Ardından er, Habm yani sahip olmak fiilini getireceğim. O şahs olduğu için hat şeklinde çekimliyorum. Edat'ı getiriyorum. Sonrasında da tarihi getiriyorum. Am 5. September. Sonraya da doğum günü kelimesini getireceğim. Geburtstag. Zeynep hat am 5. September geburtstag. Zeynep'in doğum günü 5 Ekim'dedir demiş olduk. Burada unutmamanız gereken arkadaşlar gördüğünüz üzere am edatı geldikten sonra sıra sayısına bir adet ne takısı ekliyoruz. Yusuf ne zaman doğmuş? 11. ayın 9'u yani 9 Kasım'da. Yusuf hatem 19 November gibi Yusuf özlem. Ertin'den hat fiili sonrasında da Tarih getirdim, tarih olduğu için am edatını getirdim ve en sona da doğum günü kelimesi gibi açtık. Lia 18 Mart'ta doğmuş. Lia hat am 18. Geburtstag. Lia'nın doğum günü 18 Mart'tadır. İbrahim 8. ayın 6'sında doğmuş. Yani 6 Ağustos'ta doğmuş. İbrahim hat am 6. August Geburtstag. İbrahim'in doğum günü 6 Ağustos'tadır dedik. Ve son sorumuz Menesa 10. ayın 27'si yani 27 Ekim. Menasa hat am 27. Oktober Geburtstag. Menasa'nın doğum günü 27 Ekim'dedir dedik. Doğum günüyle alakalı olarak kesinlikle bir soru gelir arkadaşlar. O yüzden bu kalıba iyi bir şekilde hazırlanalım. Geldik en sonki bölüme. Beantworten Sie die Fragen soruları cevaplandırınız. Burada bir takım sorular verilmiş ve bunlara cevap isteniyor. Konuşma sınavında da arkadaşlar bu türden sorular gelebilir. Was ist deine Lieblingsjahreszeit? Senin en sevdiğin mevsim nedir? Deine Lieblingsjahreszeit denilmiş. Yani senin en sevdiğin mevsim. O halde ne diyeceğim? Cevap verirken benim en sevdiğim diyeceğim. Meine Lieblingsjahreszeit ist der Herbst. Benim en sevdiğim mevsim sonbahardır. Tabii ki bu cevabı revize edebilirsiniz, farklı bir cevap verebilirsiniz. Sonbahar yerine yaz, kış, ilkbaharda getirebilirsiniz. Diğer sorumuz, Wie ist das Wetter im Winter? Kış mevsiminde hava nasıldır? Hava kelimesiyle başlıyorum. Das Wetter ist sehr kalt. Hava çok soğuktur. Und es schneit ve kar yağar. Aynı şekilde Kış mevsimi olmaz. Belki diğer mevsimlere sorabilirler. O yüzden arkadaşlar havanın nasıl olduğunu söyleme yani das Wetter ist ya da kısaca ist ist kalıplarına iyi bir şekilde bakalım. Wann ist der Tag des Sieges? Zafer bayramı ne zamandır? Der Tag des Sieges am 30. August. Zafer bayramı 30 Ağustos'tadır. Ve geldik biraz önce konuştuğumuz mevzuya. Wann hast du Geburtstag? Doğum günün ne zamandır? Öncelikle sen diye sorduğu için ben diye cevap veriyorum. Ich. Sonrasında haben fiilini işe göre çekimledim. Habe. Am 11. Dezember. 11 Aralık'ta. Sonra da doğum günü kelimesi. Gibi Ich habe am 11. Dezember Geburtstag. Son sorumuz. Wie heißt der 5. Monat? 5. ayın adı nedir? Özlem kim? 5. ay. O yüzden cümle başına onu getiriyorum. The fifth month, beşinci ay, heißt, adındadır May, Mayıs. Beşinci ayın adı Mayıs'tır. Tekrar söylüyorum arkadaşlar, bu ve benzeri sorular konuşma sınavında çıkabilir. O yüzden hava söyleme kalıplarına, doğum günü söyleme kalıplarına ya da özel günlerin tarihlerini söyleme kalıplarına iyi bir şekilde hazırlanmanızı tavsiye ederim. Böylece videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Sevgiyle kalın.